Artı Spor'dan hepinize merhaba. Bu hafta konuğumuz pek sporla ilgili değil. Aslında geçmişinde bir spor karikatüristliği var, mizahçılığı var ama normalde kendisini mizahçı ve karikatürist olarak tanıyoruz. Sevgili Arman Sarıkçı, hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Çok ciddi ya, hoş bulduk efendim. Çok fazla ciddiydi. Ama işte televizyon neticede yani. Gazete değil, o değil, bu değil. Peki. Ciddiyetimizi muhafaza edelim diye yoksa... Peki. Yani. Efendim, niye Arman Salepçi bu hafta konuğumuz? Çünkü biraz Cavlon'un eski günlerinden konuşacağız. Şu anda özelliğini yitirmiş, çok farklı olmayan, şablon şekilde çıkan spor sayfalarından arınacağız. Geçmişteki o güzel, yaratıcı spor sayfalarına gideceğiz. Doğru mu? Doğru tabii. Ve tabii ki Cavlon'un o keyifli yaşamından, hoş bize düşmez Cavlon'un keyifli yaşamından söz etmek, hayatta büyüklerimiz varken ki uzun ömürler versin onlara. Ama yine de madem onlar konuşmuyor, biz eskilerden biraz söz edebiliriz sanıyorum. Şimdi ben hep utanıyorum. Orhan Erinç varken, Orhan abi varken Cavlon hakkında konuşmak bize düşmez. Biz düşmez de. Düşmez ama onlar da konuşmuyorlar. Niye, küstüler mi? Hayır, yani bir anılarını Orhan abiye çok yalvarıldı. Lütfen Orhan abi anılarını yaz diye. Orhan abi çok insan kırılır şeklinde bir görüş bildirdi ve savunma yaptı. Haklı da. Çünkü 1954'ten itibaren Cavlon'u yazmaya başlarsa herhalde çok insan kırılır. Tabii. Ama şu var, yani illa Cavlon'un görünen yüzünün değil, pek arka yüzü de konuşulabilir yani o zamanki. Elbette. Zaten biz de şimdi... Yani görünen yüzü aşağı yukarı okuyucu da biliyor. Yani bir kesitler halinde birileri çıkıp onları anlatmışlar. Anlatıyordu zaten de. Ama bir de arka tarafı da vardır. Biliyorsunuz ya. Tabii, bilinmedik esas yüzü. Esas keyifli kısmı da orasıdır bana sorarsan. Evet. Yani. Örneğin Cumhuriyet Gazetesi'nin bahçesindeki İttihat Terakki'nin binası çökmüştü. Fakat şu anda... Orayı otopark olan işleten, otopark olarak işleten kimse binayı bir gecede yok etmiş. Yani çok ilginç. Cavlon'un göbeğinde ve Türkiye için çok önemli bir köşk. Yani. Mustafa Kemal Atatürk'ün toplantılarını yaptığı bir köşkten söz ediyoruz. Ve bir anda otoparkçılar köşkü bir gecede yok etmişler. Evet, şimdi Arman Salepçi yavaş yavaş izleyicilerimiz tanısınlar. Kimdir, ne yapar, nasıl bulaşmıştır bu işe? Valla işte kuşağım karikatürcüleri gibi önce işte Gırgır'a, Oğuz Aral'a gidip gelerek başladık. Çarşaf dergisi de vardı, hatırlarsın evet. O zamanlar. O da cumartesi günleri işte. Oğuz abi pazartesi günleri amatörlere bakardı. Şeyde cumartesi günü. Evet. Çarşaf dergisinde de cumartesi günü bakarlardı. Biz işte o zaman 15, 16, 17 yaşında çocuklarız yani. İyi de para verirlerdi. Açık konuşayım yani. Eğlenerek para kazanıyorduk ya. Evet. Öğrenciyken eğlenerek amatör halimizde işte iki karikatür yayınlar. Haftada bir karikatür öbür tarafta çıkar. Ayda baktığın zaman bayağı bir yerde... Tabii canım. İşte biz Cumhuriyet'te öğlen yemeği bile çıkmazken kaşar ekmek yerken web offset'te kusursuz yemekler çıkardı. Biz de imrenerek bakardık. Güneş Gazetesi'nin ilk çıkışı var. Orada çalıştık. Yani ilk profesyonelliğe geçişimdir. Sene 80. Evet. Yemekler Konyalı'dan gelir. Bilmiyorum reklam olur mu? Yani şeyler... Ama orası Güneş Gazetesi'ydi. Tabii. Kozanoğlu, Çavuşoğlu parayı saçtı hep. Ve tabii eğer doğruysa ki yalan olduğunu da pek sanmıyorum. Güneri Civoğlu'nun orada bir güneşlenme odası. Solaryumlarla dolu bir odası vardı tabii, bildiğim kadarıyla. Tabii. Yani ben hiç görmedim de hep ama anlatılıyordu. İki tane de sekreteri vardı. Bütün gazete işte çıkıyorlar mı, giriyorlar mı, yemeğe mi gidiyorlardı. Biri de şöhretti biliyorsun şimdi. Evet, evet. Arkadaşımın ablası olur. Onun için dedikodu yapmayalım. Yani. Mahallemizin de kızı olur bu arada. Fazla dedikodu yapmayalım ama tabii ilginç günlerdi. Güzel günlerdi. Güneş Gazetesi'nde profesyonel oldun. Evet. Çizer olarak oldun. Tabii. Çizer olarak oldun. Orada Gölge diye bir mizah ilavesi hazırladık. Evet. Fakat bu 9 ay 15 gün sürdü. Biz habire arkadaşlarla prova yapardık. Orada bize bir oda verdilerdi. Gider gelir her gün işte memur gibi gider gelir karikatürler çizerdik. Baktılar bunlar habire karikatür çiziyor. Bari dediler spor servise de bir şeyler yapın.
Yani geçmiş zaman haftada bir filan mı zannedersem. O zaman Necmi Tanyol açtı galiba. Tabii. Güneş Gazetesi Spor Servisi. İşte orada da yayınlanmaya başladı. Ama o işte 9 ay 15 gün sonra dediler ki bu gölgeyi biz çıkartamayacağız dediler. Güneşin gölgesiydi. Esprisi de fena değil. Biz de ayrıldık daha işte Cağaloğlu'ndan aşağı inerken yolda birinle karşılaşıyorsun. Atmaca vardı Ses dergisinin ilavesi. Orada devam ettik. Yani eskiden gazeteciler, karikatürcüler falan pek işsizlik çekmezlerdi. Çekmezlerdi. Yani. Mutlaka işte, bir alternatif çıkardı. Tabii canım yani yolda birine rastlıyorsun. Ne yapıyorsun? İşte orada çalışıyordum, ayrıldım. Ha öyle mi, bize adam lazım, gel bizde çalış derlerdi. Biz doğru. Yani tutup da öyle 3 ay, 5 ay, 1 sene falan işsiz hiç kalmadık ya. Yani. Doğru, doğru. Ama şimdi öyle değil. Şimdi artık... şimdi ama farklı. Başka işler dönüyor yani. Tabii. Ha, tamam o zaman da askeri darbe dönemi sonrasıydı. Bir sürü işler vardı ama yani oradaki basit karikatürcü tayfasına kadar yansımaz da şimdi. Durum çok çok farklı. Sonra bir reklam şirketi kurdun değil mi? İşte o akademiyi bitirdikten sonra paralelinde 86'da o sırada karikatürde çiziyordum şeyde. Bak onu da unutmuyorum. 1986 yılında Dünya Kupası vardı, o Maradona'lar, Rus kaleci vardı, Dasayev. Onların portrelerini işte vücut çalışıp o Milliyet'in arka spor sayfası vardı o zaman, güzeldi. İsmet Tongo mizampajını yapardı. Yani sen o zaman Milliyet'te de spor servisiyle çalıştın. Tabii tabii. Rahmetli Altan Erbulak vardı. Çok severdim. O işte o zaman airbrush Türkiye'de pek kullanılmıyor. Tabii bilgisayar da yok. Yani ilk airbrush kullananlardan biriydim. İşte beğendiler. Şöyle oldu Milliyet'te de. İşte spor servisi de çıkmaya başladı. İşte magazin eki vardı. Magazin ekinden de istediler. İşte oraya kapak yapardık. En son anlatayım mı onu acaba? Ama işte bomba durum biraz. Tümer Argın hayatta. Facebook'ta görüyorum. Pardon. Bir gün geldi benden şey istedi. Birinci sayfaya Bedri abi çiziyordu. Bedri Koraman. Ya Arman dedi, bir Özal yapar mısın bana? Hay hay dedim, yaptım götürdüm. Yalnız tam verdim, baktı çok güzel, eline sağlık filan. Abi dedim, o zaman da Bedri Güneş'ten ayrılıp Milliyet'e gelmişti. Yalnız dedim, bak bunu yayınlarsam Bedri abisinden sıkıntı olur dedim. Çünkü o izindeyken Kamil Çakman birinci sayfada işini kullanmışlardı. O da kızdı ayrıldı demiştim, o iş çıkmadı. Ama eskiden öyleydi. Eskiden bir büyüğe karşı bir saygı vardı, ustaya karşı bir saygı vardı. Yani şimdikiler yapar mı böyle bir şey? Hayır. Eskiden kim yani böyle şimdi daha doğrusu yanlış girdim lafa. Şimdi kim kimin ayağını kaydırsam, tabii, kim tabii. Kime dirsek. Yani böyle herkes prina piyasada. Dönelim Milliyet'in spor servisine. Çünkü Milliyet'in spor servisi o yıllarda Türkiye'nin en güçlü spor servisiydi. Gerek gazeteki özel televizyonlar yoktu. Şimdiki gibi 1000 tane spor servisi yoktu. Milliyet spor servisi deyince herkes selamda dururdu. Tabii. Nedeni Namık Sevin'in dürüst politikası. Elbette bunun Abdi İpekçi'nin yayın politikasıyla bağdaşan kısmı önemli. Yalan haber olmadı. Bugüne kadar da Milliyet'te o olaydan tabii Demirören grubuna geçtikten sonra durum farklılaştı ama Milliyet spor servisi yalan haberden hep uzak durdu. Dürüst olduğu, yaratıcı olduğu, bütün ödülleri onlar aldı. Ama yani işte eskiden bulvar gazetelerinde öyle işte dediğin gibi isimleri de belliydi, yalan haber falan olurdu. Yani şeyde normal işte büyük bildiğimiz ana akım medyada yalan haber tek tük olurdu yani. Ana akım medya dediğin Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet, Tercüman, Günaydın. Beş gazete vardı. Evet. Beş gazeteden söz ediyoruz. Bizim dönemimizde tabii ki. Evet. Daha öncesine gidersen, yeni İstanbullara gidersen. Tabii ki o dönemde ufak Aydınlık da vardı. Birçok gazete vardı ama gazete dediğin zaman beş adet gazete vardı Cağaloğlu'nda. İlk önce Tercüman gitti Topkapı'ya. O garip binaya, şimdi Basın İlan Kurumu'nun olduğu binaya. Sırasıyla herkes yolunu buldu. Bir şekilde Cağaloğlu'nu terk etti. Ya işinde keyfi kaçtı. Ya o zaman işte Cağaloğlu'nun o yapısının
işte gazetecilere, yazanlara, çizenlere şöyle bir faydası olurdu. O mesai bittikten sonra işte otobüsleri binip dağılışılmazdı, bilirsin yani. Cemiyete Kemal'in yerine bir kere mesela, uğramak zorundasın. Mesela. Oraya gittiğin zaman hangi masaya oturursan otur, illa bir böyle abiler vardı yani. Gerçekten kendini yetiştirmiş. Onlardan yani bir cümle dahi öğrensen sen, düşün yani. 3 sene 5 senede çok ciddi eğitimler de onlar. Yani sadece masada oturup yazıp çizmek değildi yani. Biz de o zaman zaten 20'li yaşlarımızdayız yani. Evet. Yani en keyifli tarafı da gazeteciler cemiyetinin lokalinde, yani lokal dediğimiz bir meyhaneden söz ediyoruz elbette. Öğlen saat 3 civarı Mehmet Kemal, Oktay Akbal, Agop Arat, evet, zaman zaman Elif Naci, inanılmaz derecede bir sohbet başlardı. Tabii. Kimi zaman Ara Güler katılırdı. Onları dinlemek, yanlarında Çetin oturmak. Çetin Altan'a da denk gelince çok gülerdin yani. Güzel, keyifli sohbetler ve insan bir şeyler öğrenirdi. Öğrenirdi tabii. Şimdi Cağaloğlu'nda gazetelerde internet çok güzel bir şey. Muhteşem bir şey. Yaşamımızı kurtardı. Evet, evden çalışıyoruz ama insanlarla diyalog yok oldu. Yani işte yeni yetişen gazetecilere sadece işte ya bilmiyorum şimdi ağırlıklı olarak okuldan yetişen çocuklar mı alınıyor? Eskiden öyle okul falan pek yoktu yani. Zaten okuldan yetişeni de pek tutmazlardı ya. Tutulmazdı. Tutulmazdı. Alaylı olması gerekirdi. Hatta okuldan gelenlerle tiye geçilirdi üstü kapalı. Şimdi durum farklı. Dil bilen, iki dil bilen, üç dil bilen tabii çocuklar var. Ve bir hali kültürlüler. Burada sevinilen bir kısmı var. Üzen bir kısmı var. Sevindiren kısmı ihtisas spor basını ya da yani basında bir ihtisaslaşma oluyor. Çünkü birisi bir şeyi çok iyi biliyor ve interneti kullanarak onun üzerinde doktora yapıyor. Evet. Diğer taraftan ne yazık ki o insana şans tanımıyor. Örneğin sadece futbol yazması isteniyor spor yazarıysa. Eğer ağır dış politika yazacaksa belirli konuları yazması isteniyor. Objektif olarak önünü açmıyorlar. O kötü. Ama o yani karikatürde de vardı. Yani işte kimisi ben mesela siyaset çizmekten hoşlanırdım. Yani ama zorunluluktan da spor çiziyordun. Tabii. Kimisi işte hayattan bir şeyler çizmekten zevk alır. Asla siyasete girmez. Yani biz zorunlu olduğumuz zaman da işte istendiği zaman sade suyu trik çok şey yaptık ya. Arman istersen biraz gül. Ben Cumhuriyet'te polis muhabiriydim. Ama çok önemli bir nokta o gazetecilikte. Polis muhabiriydim. Oradan geçmeden... Ya olmaz. Şimdi bakıyorum spor muhabirlerine yurt dışına maça gidiyorlar. Ama bakıyorum spor muhabirlerine inanılmaz yerlere gidiyorlar. Ben bir geliyorum yangından her tarafım kirler içinde, siyah isler içinde kokuyorum. Ayağımda çizmeler. Dayan nereye kadar? Sonra dedim ki ben spor servisine geçeceğim. Cumhuriyet Gazetesi tarihinde yazı işleri kadrosundan spora Abdülkadir geçen tek abi. Adamım. Abdülkadir abi. Sağ olsun tek adamım. Aa dedim ben de dünyayı gezeyim ben. Çünkü kıskanıyorum bu adamları. Bu işi bunun için ama yapıyorsun. Ama bizde bütçe yok diye işte. Yani Cumhuriyet'in de tabii kendine göre dezavantajları vardı ama işin sonunda Cumhuriyet Gazetesi sayesinde dünyayı gezdiğimde bir gerçek. onun için Cumhuriyet'in yeri her zaman ayrıdır. Her ne kadar Alev Coşkun şu anda gazeteyi ele geçirmiş olsa da o ayrı bir konu. Milliyet'te aklımda kalanlar spor servisinden. Yani çok anekdotlar vardır. Ya ama yani şimdi orada her yazan bir yerlere geldi sonra geldi. Yani belki o zaman ufak muhabirlerdi de iyi bir okuldu yani. Çok iyi okuldu. Yani Cumhuriyet eksi yarışıyla bir tarafta Abdül abi, diğer tarafta Milliyet Spor Servisi'nin deneyimli isimleri çok önemliydi. Ama hakikaten dediğim gibi Milliyet, örneğin gazeteciler cemiyetinde geceleri İslam abi içeri girdiği anda patates yiyen patatesini dökerdi, samimi olduğu insanların patates yenmesine karşıydı. Üç beyaza karşı. Allah Allah. Tabii. Üç beyaza karşı savaş açmıştı. Rahmetli ama İslam abi. Ama beyazdan da gitti. Ne yazık ki öyle huzur içinde uyusun. Güzel günlerdi. Şimdi gelelim biraz spora dönelim. Kopmadın. Ama benim Güldür Eğitim Merkezi tarafı da var. Ha peki. O asıl yani beni buralara getiren ya da karikatürden ve bir şeyler öğreten yerdir yani. Buyurunuz lütfen.
Güldür Üretim Merkezi'nde de biliyorsun işte Kandemir Konduk'la Müjdat Gezen patron. İşte sizler köleleri. Yok, yok. Yani o kadar demokratik bir ortamdı ki yani tabii onlardan feyiz aldığımız için sonra iş hayatımızda çok demokratik olduğumuz için çok eleştirilmiş bir insanımdır yani. Mesela kadro Sadık Şendil. Evet. Sadık abi o zaman 70 küsur yaşında. Biz işte 20'li yaşlarda çocuklarız. Bir şeyler öğreniyorsun ya. Ve önemli şeyler ödüyorsun. Aziz Nesin. Beraber çalışıyorsun ya Aziz Nesin'le. Evet. Ümit Yaşar Oğuzcan gelirdi işte haftada bir şeyler anlatırdı mesela. Haldun Taner. Evet. Ya sen efsane isimlerden söz ediyorsun. Ya işte ama hepsinden bir şey öğreniyorsun. Yani şimdi hani diyorsun ya evde oturup yazmak yapıyoruz. Hoş, güzel, kolaylık ama şimdi bu tip insanlarla hoca kılıklı insan diyeyim. Yanlış oluyor belki ama özür dilerim. Ya o tip insanlarla irtibat kopuyor evde. Kesinlikle. Kesinlikle. Bugün Yalçın Bayar'ın bağırmadığı bir insanın pek iyi muhabir olacağı inancında değilim. Yalçın Bayar'ın kül tablası atmadığı bir muhabirin çok iyi yollarda olduğuna inanmayacağım. Çünkü gazetede birlikte yaşıyorsun. İnternet yok. Daktilodan A4'ün üzerine saman kağıdın. İki tane karbon kağıdı koyuyorsun. Üç kopya yapıyorsun. Birisi sayfa sekreterine, biri servis şefine, biri dizgiye yazı yazıyorsun. Oysa şimdi evden oturduğun zaman bir tuşla yazdığın tabii yazı 10 binlerin, 100 binlerin. Çok büyük kolaylık o açıdan ama o zaman evin düzenin güzel olacak diyeyim ben sana. Ama işte ustaları görmedikten sonra hoş artık gazetelerde usta da kalmadı galiba. O ayrı. Usta da kalmadı. O ayrı. Maalesef. Yani kimden feyiz alacaksın? Kim sana iş öğretecek? Abdülkadir Yücel mi ama huzur içinde uyusun? Namık Sevik mi huzur içinde uyusun? Kim öğretecek? Yalçın Bayar artık yaşını başına aldı. Yalçın köşesinde Pekşen'de yazıyor. Yalçın yani yazısı öğretirdi yani. O da ayrı bir gazetecilikti ya. Evet. Bir şeyler öğrenirdin. Şimdi o şansımız yok. Peki. Bu kısma koyduk. Kandemir Konduğu da andık. Zaten geçen gece kulağını çınlattık Kandemir'e. Bir de tabii Altan Erbul'u anmam gerekir. Evet tabii ki. O da önemli. Sırt sırta çalıştım yani. Bak o zaman Altan abi 50 küsur yaşında. Ben gene 20'li yaşlarda. Bu masada ben oturuyorum. Arka masada Altan abi. Hocam biz de gençken affedersiniz delikanlıyız yani. Haliyle. Bütün fırlamalık üstümüzde yapmadığımızı bırakmazdık. Abi o kadar olgunlukla karşılardı ki adam. Ve yani senin yaşıtın gibi yaptığın esprinin cevabını verirdim. Evet, doğru. Bir anım anlatayım mı? Çok matrak duruyor. Şimdi Güldür Üretim Merkezi'nde o zaman çalışıyoruz. Hürriyet'e Dalga diye bir mize ilk yapıyoruz. Televizyonla ilgili. Perşembe akşamlarıydı zannedersem. Sabahlıyoruz. O dergilerde biliyorsun usuldendir yani. Son gün sabahlarsın. İşte Altan abi de 12'ye 1'e kadar filan bizde kalıyor. Bunu da hep sigara sağlığa zararlıdır. Sigarası biterdi. Maltepe içerdi o, ben de Samsun içerdim. O Samsun içerdi pardon, ben Maltepe içerdim. Ama şimdikiler bilmezler o zaman Samsun Maltepe Savaşı'nı inanılmaz derecede sanki kişilik, tabii, karakter tabii, farklı tabii, bir şeydi tabii, o. Tabii. Alt üst ikisi de odundu yani. Ama başka sigara da yoktu tabii. Gene sigara sağlığa zararlıdır. Sigara sağlığa zararlıdır ama onlar en zararsızlarıydı bu arada. Şimdi işte belli saatten sonra Altan abi ofis boyu da gitmiş oluyor bizim o zaman. Tuttururdu bana. Arman gel buraya. Abi bana sarı uçlu sigara bul. Abi şimdi Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. Taksim'e falan çıkmam lazım. Deli gibi de iş yetiştireceğiz. O zaman balonları falan da ben yazıyorum. Abi Ecolin diye boyamız vardı bizim. Şeffaf. Sağlığa bir zarar yok dikip de içmedikten sonra. Onunla filtreyi boyardım abi sarıya. Bu kadar. Tabii. Kuruyunca verirdim Altan abi al diye. Altan abi aslan gibi içerdi onu. Sarı filtreli sigara. Sarı filtreli sigara. Sonra 3-5 ay sonra artık yani dedim ayıp oluyor söyleyeyim ben. Yani abi dedim yani bana da acı boşu boşuna boyatma şunu da al iç dedim. Allah cezanı versin bunu içince ciğerim yanıyordu.
Ama işte o yıllar Nazan Tacer'i hatırlar mısın? Cumhuriyet'in grafikeri. Yani tatbiki de o işimin okulundan. Sonradan da görüştük çok. Sonradan da görüşüyorsun. Şimdi ben de Nazan'ı falan yapar. Nazan'ın letra setlerini çalardım. Bilgisayar, font, funto. Ne arar? Letra setlerle otururdum. Bir yazı yazardım. İşte bir takım yazılar. Onu yapmayın, bunu yapmayın. Gazeteye asardım. Sonra bilgisayar gelince ne kadar gereksiz bir şeymiş letra set deyip sonra... Ama yani grafikte de işte biz letra sette falan çok uğraştık. Dizgi yaptırırsın. Gelir tahsihe bakarsın. Tahsih veri işaretlersin. Şeye yollarsın tekrar. Mürettiphaneye. Mürettiphaneye. Bir daha gelir başka yerde bu sefer tahsih var. Hadi oradan kes yapıştır bir daha uğraşmamak için. Şeyi biliyor musun sen? Cırcır böceği Muhlis Bey vardı şeyde, evet, Kırgır'da. Onun çıkışının sebebi budur. Şimdi Beyiç işte bir metin yazıyor. Tahsiye yolluyor. Şey dizgiye yolluyor. Şeyde tahsihçiler de bakmıyor. Mizahta tahsiye olmaz diye. Bir geliyor ben kendim bir sürü hata var. Beyiç bir bakıyor. Böyle daha güzel bu diyor yani. Ondan sonra işte bir tip yapıyorlar Latif'le. Cırcır böceği Muhlis Bey'in doğuşu öyledir tahsitten. Sonra Gırgır'dan bir de bu şey çıktı değil mi? Diziyi yapan AKP yandaşı bir arkadaşınız da çıktı. Ya o benim sınıf arkadaşımdı akademide. Sınıf arkadaşın. Ben tabii. Söyle arkadaşının kim olduğunu, söyleyeyim sana kim olduğunu. Peki şimdi gelelim spora. Cağaloğlu sohbetine döneriz sonra. Biraz izliyorsun maçları. E tabii. İzliyorsun. Ya bir ara çok koptum da yani son dönem gene izliyorum. Ne de bunca yıl sonra tekrar izlemeye başlarken aradaki fark bir şey neyi algılıyorsun? Asena şöyle şeyler var tabii şimdi eskiden de futbol muydu? Futbol muydu? Çocuktuk, gençtik, izliyorduk. Ama şimdi eski bir maçı ben o internet YouTube'lar falan çıktı bakıyorsun. Hatırlıyorsun da tabii. Yani birçoğu aklımıza uçtu gitti. Çoğunu hatırlıyoruz da. Şimdi oradaki sürat de bugünkü sürat farklı. O zaman hatırlıyorum futbolcular 5 kilometre koşardı mesela. Şimdi. 6 kilometre. Şimdi takımdan içeri sokmazlar yani o koşuyu yapan. Evet eski ondan futbolcu. Ondan aşağı 12'den aşağı koşan yok maçlarda. Bakıyoruz yani stoper bile 8-9 kilometre koşuyor yani. Ama sen şu zamanlardan söz ediyorsun takımın ağabeyleri. Çocuklara topu bana verme, gençlere topu bana verme diye şu vaziyette seslenirlerdi. Hele hele yaz aylarına doğru kapalının gölgesinin düştüğü yere kaçar, mümkünce orada dururlardı. Şimdi sen sahanın içinden seyretmişsindir o dönemler, daha iyi bilirsin. Tribünden seyirci olarak. Yani şimdi durum farklı. Ama ben sana bunu fiziksel anlamda sormadım. Yani bu genel objektif bakıyorsun. 1980'de seyrettiğim bir futbol organizasyonuyla, maç demeyeyim. Tam açılımı için. Şimdiki futbol organizasyonu arasında en fazla göze batan nedir? Yani şu evet benim dikkatimi çekiyor. Bak şimdi dediğim. Mesela organizasyondan ziyade futbolda şöyle bir şey var. Mesela sen Trabzonsporlu Abdullah'ı hatırlarsın Fenerbahçe'de. Biz o zaman niye severdik onu? Ayağında az top tutan adam diye severdik. Tamam. Diğer futbolcuları biliyorsunuz alır topu 3 kişiye 5 kişiye çalım atayım deyip işte pozisyonu öldüren cinsler yani. Ya en az işte Türkiye'de ayağında top tutan futbolcuydu gene 5 saniyeden aşağı kullanmazdı ama Avrupa'ya döndüğün zaman futbolcular o zaman da ayağında az top tutarlardı. Şimdi pardon. Estağfurullah. Aynı seviyeleri inildi yani. 3 saniye, 5 saniye bizimkilerde. Ama şimdi yapı oyun sistemi onu gerektiriyor. Şimdi hızlı futbol denilen zaten o dönemden söz edersek 4-4-2 denilen bir taktik vardı. Sonra 3-5-2'ye döndü. Şimdi çağdaş futbol adı altında 4 kişi savunmada veya 3 kişi savunmada ki genelde 4 kişi savunmada önünde 2 tane blokçu, orta saha üçlü, ileride bir forvet veya bunun tersi 2-2 şeklinde diziliyorlar. Bunun adı da sahanın içinde baklava dizilimi oluyor. Baklava deniyor buna. Bunun adı da çağdaş futbol. Daha hızlı, daha atak oynamak. Amaç şu, karşı rakip yani karşı takım rakip hücuma geçtiği anda
Kanatlar onları kapayabiliyor. Öyle gözüküyor. Çoğu kez kapayamıyor. O ayrı. Hücuma çıkarken de daha rahat çıkıyorlar. Bu işin teknik bölümü. Ya, ama ben hala... Kanatlara yayıldı biraz. Ben hala sana anlatamadım. Yani bir, sucuk ekmek yok artık statlarda. Ben o kısmına geliyorum. şarapçılar yok. O berduşlar yok. Artık insanlar maçlara inanılmaz derecede şık, pırıl pırıl eşleriyle, çocuklarıyla gidebiliyorlar. Ya o yani stadyumların tuvaletleri falan hiç anlatmayalım. Yani aman Allah. Efsanedir biliyorsun yani. Şimdi müthiş, lüks, keyifli, çağdaş statlar var. Ama mesela Türkiye'de futboldan hala para kazanılamıyor yani. Yurt dışında işte İngilizler artık endüstri haline hakikaten getirmişler yani. Türkiye'de hala işte birilerini finanse etmesi gerekiyor. O hoş değil ya. Yani Türkiye'nin onu artık başarması lazım. Burada bir yanılgım var. Bugün gelen son haberde şöyle bir gerçek var. Türkiye'de futbol kulüpleri, bir Süper Lig'de yer alan 18 kulübün geliri %30 oranında artmış. %30 çok ciddi bir rakam. Ve Avrupa Kupası maçlarından gelen nakliyen yayın gelirleri, tribün geliri, o günkü reklam geliri ile birlikte 2018-2019 sezonunda 7.4 milyar TL'den söz ediliyor. Türkiye için. Evet. 7.4 milyar TL ve çok çok ciddi bir rakam. Futbolda ama yani İngiltere falan bunun katı. Bunu çok çok İspanya katı. Çok çok üstü. Yani Türkiye o açıdan 8. falan galiba. 8 veya 9 ama Türkiye'de futbol para iletişimi son derece yerinde. Ha doğru yolda mı? Hayır. Yanlış yolda. Bilmiyorum okudun mu? Örneğin Başakşehir'de Fatih Terim stadı var. Evet. Fatih Terim adına yapılan stad. Nerede arkadaşım onu? Tamam. Bugün, dünkü haber bu. Bilmiyorum okudun mu? Fatih Terim stadı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolü altında doğal olarak. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısında Adalet ve Kalkınma Partisi, kısaca AKP dediğimiz partinin meclis çoğunluğuna sahip olması nedeniyle bir oylama yapılıyor ve bir sistem geliyor. Bu stat Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne devredilsin diye oylamayla da kabul ediliyor. Düşünebiliyor musun? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden bir stat alınıyor. Ve bu oylamayı isteyen kim? Göksel Gümüşdağ. Göksel Gümüşdağ kim? Başakşehir Kulübü'nün başkanı. Recep Tayyip Erdoğan Bey'in, Sayın Cumhurbaşkanı'nın uzaktan da olsa akrabası. Ve bu geçiyor. Bir futboldan söz ediyoruz. Futbol artık Türkiye'de futbol olmaktan çıktı. Bu konudaki görüşlerini istiyorum. Uzun bir nefes aldığını düşündüğün demek ki önemli şeyler söyleyeceksin. Yani siyasete girmeyeyim diyorum ama yani işin ucunda gene siyaset var. Türkiye'de siyasete girmeden hiçbir şey konuşma şansı yok ki. Biliyorsun Türkiye'de siyaset nereye giderse gitsin mahvediyor. Evet. Evet. Özellikle son 18-19 yılda ciddi şekilde bir problem yaşadığımız ortada. Çok garip şeyler oluyor. Yani sen Başakşehir Stadı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolü altındayken ki o da nedir? Yani bir stattır. Diğerleri gibi. Ha, muhtemelen de belediyenin oradan bir kârı mârı da yoktur yani. Yok. Asla. Sadece masraf. Çünkü tribün geliri belediyeye değil ki Başakşehir Kulübü'ne giriyor. Tabii canım yani. Ve sonuçta ne oluyor? Sonuçta Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne devrediliyor. Doğru mudur? Elbette ki yanlıştır. O zaman Türk Telekom Arena'yı da devredin. Beşiktaş İnönü'yü de devredin. Kadıköy Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nı da devredin. Bu işin sonu... Bir süre sonra da AVM yapalım oralara. Evet, AVM yerinde olur. Çünkü depremde toplanacak... Tabii alan... AVM gerekli. Tabii. AVM gerekli. Şimdi futbola döneceğiz ama biraz daha üst seviyeye çıkalım. Türkiye Ulusal Futbol Takımı'nın yarın İzlanda ile oynayacağı bir maç var. Ha bak. Şayet Türkiye İzlanda'yı bırak yenmeyi berabere kalırsa 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yani finallerine katılma hakkını elde ediyor. Önünde bir maç daha var. O da Andorra maçı. O da zaten çantada keklik deyim yerindeyse. Büyük bir oranda garantiledi. Bunun ardında Şenol Güneş başarısı mı var sence? Ya şöyle diyeyim Asena
yani tamam Şenol Güneş'in de tabii onun öncekilerin de hakkını yememek lazım ama milli takıma baktığımız zaman güzel bir jenerasyon gene yakalandığını düşünüyorum. İşte Merih Demiral var mesela. Evet. Şey, stoper de şimdi şey var, Çağlar Söyüncü var. Evet. İşte Ozan Tabak var. Çok fazla genç var ve ama hepsi Türk kökenli, ya daha doğrusu Alman kökenli Türkler. Ya da Merih Demiral için onu söyleyemezsin. On değil. Hemşerim o. Kocaeli. Ana tarafından hemşerim oluyor Karamürsel'de. Doğru. Fenerbahçe'de yetişmiş 15 yaşına kadar falan. Ondan sonra bir yurt dışına gitmiş gelmişliği var. Şimdi bu bunlar üçü de stoper. Yani şimdi sen teknik direktör olsan Şenol Güneş'in yanında hangisini tercih edeceksin? Bu adamları üçünü de herhangi bir Avrupa takımına koy. Banko oynar mı? Oynar. Oynar. Oynar ya. Yani nasıl tercih yapacaksın? Peki aynı olanaklar Fatih Terim'in elinde varken nasıl beceremedi sence? Yani şimdi onu yani laf etmek bana düşmez. Yok yok, düşer elik burası. Serbest kürsü. Bizim ayrıcalığımız Artı TV'de herkesin dilediğini... Belki onları dövemiyordur. Evren'i, Emre'yi döve döve oynatıyordu da yani yaşı da küçüktü. Bunlara yani... Eskisi gibi artık falaka yatırmak yok. Yok çünkü bunlar Avrupa görmüş çocuklar yani netice itibariyle. Yani bugün milli takıma baktığın zaman görmeyen çok azdır ya. Bir işte o Başakşehir ama onların da yetişişlerini bilmiyorum yani. Birçoğunun Almanya altyapısı var. Yani o adamlar, ya sen şeyi bilirsin ya, bu Frank De Boer filan. Evet. İşte Galatasaray'da oynuyor, tabii bizim basın pek yazmıyor onları. Gittikten sonra işte analarını filan soruyorlar. Büyük futbolcu çünkü adam, biliyorsun. Diyorlar yani işte Galatasaray, anlatıyor ya hikayelerini filan. Hayatımın en büyük hatası diyor. Niye diyorlar? Ya işte orada Fatih Terim'den ben diyor hiçbir şey öğrenemedim diyor. Ne kadar acı bu ya. Zaten galiba Fatih Terim'in sonu, yani Galatasaray'daki teknik direktörlük görevinin sonu yaklaşıyor. Yoksa başka takımlarda belki Avrupa'da iş yapar. Belki yani niye? Bana sorarsan Suudi Arabistan'da bir takım çalıştırabilir, Katar'da çalıştırabilir. Mesela. Ki Katar'da fazla. Ama bak Asena orada da mesela şeyler oynamıyor. Yani senin işte Karagümrük'ten, Kasımpaşa'dan yetişmiş çocukların oynamıyor yani. Ama bugün tank palet fabrikasını satın alan Katar'da Fatih Terim'i de alır herhalde. Alır ama Başakşehir'de alacak diyorlardı. İşte alamadılar yani. Kulüp işi biraz sürüncemede kalabilir. Onda kar yok. Onda kar yok ama vardı. Fatih Terim önümüzdeki yıllarda Katar'da bence görev yapar gibi geliyor. Çünkü Galatasaray'da bir bugün divan kurulu toplantısı vardı. Görünen o ki ciddi bir savaş var. Hem Başkan Mustafa Cengiz'e, hem yardımcısı Abdurrahim Albayrak'a, hem Fatih Terim'e karşı inanılmaz derecede bir tepki var. Ve bunu daha çok liseliler dile getiriyor. Mektepliler istemiyorlar. Ve her şeyin değişmesinden yanalar. Ama ne olacak göreceğiz. Fatih Terim bu sezonu bitirir. Sanki gelecek sezon Galatasaray'ın başında olmaz gibi geliyor. Tabii yani Fatih Terim açık söylemek gerekirse keseden yiyor. İşte geçen sene de şampiyon yaptı takımı, kimse bir şey diyemiyor mecburen. Sen ama... şimdi caddeli ve tabii haliyle bir Fenerbahçeli olarak tabii. Yani. Şimdi elbette cadde bostanlı bir insanı Fenerbahçe olması kadar doğal bir şey olamaz. Yani liseden de Fenerbahçeliyim ben yani. Bir de o var. Tabii. Ama burada bir yanılgım var. Bağdat Caddesi'nin çoğunluğu Beşiktaş'ta, biliyor musun? Yok. Yani Galatasaray'ın iyi gittiği dönemlerde yeni jenerasyondan Galatasaraylılar da çıktı. Peki Fenerbahçe'nin durumunu nasıl görüyorsun? Yani Aziz Yıldırım'ın 20 yıl sonra gitmesini, Ali Koç'un gelmesini, bu inanılmaz borcun ortaya çıkmasını objektif olarak değerlendirir misin lütfen? Ya şimdi objektif değerlendirmek Fenerbahçeli olarak zor. Ama yani işte Türkiye'de her şey gizli kapaklı gidiyor. Ondan sonra bir gün bakıyorsun patlayıveriyor. Kime patlıyor? İşte gidiyor Ali Koç'a patlıyor. Ama Ali Koç büyük şirketleri yönetiyorsan diyorsun Fenerbahçe'de yönetirsin. Ama orada tam hakimsin. Kendi şirketinde. Aynı bizim şeyler gibi, siyasetçiler gibi. Yani orada genel başkan ya da işte başbakan, cumhurbaşkanı tam otorite.
Ama kulüplerde olamıyorsun çünkü herkesi altını falan oymaya uğraşıyor. Ya yani takıma hakim olamıyorsun abi yani. Orada 16 tane 20 tane adam var. İşte 2 ay maaşını ödemede bakalım ne oluyor sen? Rockefeller olsan kaç yazar yani? Niye öyle söylüyorsun? Beşiktaş'ta eski yönetim 5 ay insanlara maaş ödemedi. Ne oldu? Şimdi kaçıncı sırada Beşiktaş? Daha yeni. Yok, Beşiktaş liderler arasında 3 puan var ama çalışanlara sorarsan, ama tabii bu arada şöyle bir şey de yapmışlar. Maaşı yüksek olanlara, kendi adamlarına maaşlarını ödemişler hiç aksatmadan. Gariban emekçilere, şey, gariban emekçilere, tabii. Asgari ücretle çalışan emekçilere maaşlarını ödememişler. Abi onlara yani ben futbolcu olsam ben cebimden çıkartır veririm onlara parasını yani. Hangi birine yetişeceksin? Ya. Çünkü eskisi gibi kulüpte çalışanları 10-20 değil. Yüzlerce ölçülüyor. Yani Beşiktaş'ta birisi dedi ki 400 çalışan var. Şaka mı dedim? Hayır dedi, 400 çalışan abi var. Bayağı fabrika gibi onlar. Tabii yani. Canım tabii. Bir gelir lazım ona yani. Onun amcası borcuna alıp da o müessese işleyemez ya. Bir yerden sonra tıkanırsın. İşte hepsinin tıkanma nedeni üç aşağı. Suni teneffüste yaşatılıyor yani. Türkiye misali yani nereye kadar sürdürebilecek bu? Nereye kadar? Bankalar Birliği'nin yapılandırmasıyla şu anda sentetik olarak bir söylediğin gibi suni nefesle yani, gidiyor. Sene sonunda silmen lazım herhalde bu. Yani bu sene geçen seneden olan bir şey değil ki yani. Değil. Ezelden beri futbol bu yani. Hele UEFA falan çok böyle gözler üstünde. Ondan önce hani UEFA bu kadar disipline etmeden önce 70'li 80'ler yılındaki futbolu biliyorduk. Hani zengin bir adam gelse de şampiyon olsak diye bakılırdı yani. Şimdi bir dönem geçenlerde yaşamını yitiren bir Suudi Arabistanlı mıydı? Bir iş adamı var. Yani iş adamı sonra yasa dışı bir sürü kralı işe karıştı. Kralı demiyorsun yani. Bayraklar yarıya inmediğine göre. Hayır değil. İş adamları için indirmiyor muyuz bayrakları yarıya? O ayrı. Şimdi adamın adı aklıma gelecek. Beşiktaş Kulübü'ne başkan olacağım dedi. Hemen Caddebosna'daki köşklerden, daha doğrusu tam sahildeki köşklerden birini kiraladı. Ebu Cihaner adında. İlk defa senden. Abdül abiyle röportaja gitmiştik. Ebu Cihaner adında bir Arap kökenli. Tam memleketini anımsayamayacağım ama Suudi olduğu, galiba Suudi'ydi. Beşiktaş Kulübü'ne başkan olacağım, param çok diye ortaya çıktı. Röportajlar, gazetelerde fotoğraflar, onlar bunlar. Sonra yok oldu. İşte bu aradan galiba 2 yıl önce filandı, belki de 3 yıl önce yasa dışı bir sürü işe karıştıktan sonra, ki zaten öyleymiş, yaşamını yitirdi. Aklıma o geldi. Eskiden böyle insanlar çıkardı. Param var, yani, kulübe başkan olacağım. Yani. Hiçbir günde öyle insanlar ortaya çıkmadı. Sadece gazetelerde göründüler. Tabii. Değil mi? Nice takımlar vardı öyle. Neler. Hele Anadolu'da param var. Ben kulüp başkanı olayım. Bu iş öyle değil. Şimdi iş çok profesyonelleşti. Kulüpleri 300-400 kişi çalışıyor. Emekçileri var ama çoğu da maaşını alamıyor tabii. O aynı mesele. Beşiktaş'ın durumunu nasıl değerlendiriyorsun Arman? Bak. Vida denen adam Beşiktaş'ta bence gelmiş geçmiş en iyi stoperlerden biri. Ama ikinci bir adam var mı desen kaliteli şöyle. Kaliteden de şunu kastediyorum. Yani her maçta belli bir temponun, istikrarın, kalitenin altına düşmeyen adam. Yok. Yok. Evet, istikrar bu büyük, ciddi bir problem. İstikrar ciddi. Karius biraz düzeldi falan ama yani Vida'nın kalitesinde şöyle santrfora kadar bir 4 tane adam olsa o zaman onlar da zaten takımın adı Beşiktaş olmaz. Öyle bir ya Manchester City olur ya da Manchester United olur. O olmuyor. O bir ara bir tane düzgün bir adam. Geri kalan hepsini değil ama nasıl çoğunluğunu geçemiyor. Ben şaşırıyorum yani Vida'ya. Bu kadar harcanan paraya, bu kadar harcanan emeğe sahadaki futbolculara bakıyorsun. Hakikaten durum işlemiş. Beşiktaş'ın gençlerinden çok umutluyum. Çok fazla gençler. Bir tanesi sakatlandı, Dorukhan'dı galiba. Dorukhan. O çok başarılı. Yani inşallah bozulmaz.
ayağı iyileşsin. Bozulacağını sanmıyorum. Güvenden de umut duydum fakat yalpalamaya başladı. Yok, o bir uyum süreci. Bu yaz ya önümüzdeki 2020 yazında kamp kadrosunda kaldığı sürece, Beşiktaş'ta kaldığı sürece mutlaka ve mutlaka uyum sağlayacaktır. O çocuk da yurt dışından geldi. Öyle yani, mi? Onun için şu anda bir uyum süreci yaşıyor. Hepsinin... Ya mesela Burak'ın yokluğundan çok iyi faydalanması gerekir. Burak'ın varlığında da yararlanılması gereken bir isim. Ona bakarsan Burak... Mesela Burak da keseden yemeye başladı bu sene. Fazlasıyla. Ha, bakıyorum işte o Beşiktaş maçlarında geziyor. Şimdi bir şey de söyleyemiyorsun çok fazla. Böyle bakıyorsun. Şimdi yeni yönetimi de yermek doğru bir iş değil. Çünkü geleli çok az zaman oldu. Hemen çalışanların, emekçilerin bir maaşını ödediler. Şu anda gerisini ödemek için çalışmalarını yapıyorlar. Çünkü içeride birikmiş 4 maaşları daha var Beşiktaş'taki emekçilerin. Onları ödemenin peşindeler. Onun için yeni yönetimi yermiyorum. Haksızlık olur. Çünkü Fikret Orman... Ya zaten lafını kesti. Biz de mesela karikatür çizdiğimiz zaman gazetelerde ya da dergilerde iktidarlar değişildi. O zaman iktidarlar değişildi, biliyor musun lan sen? Şimdi yeni iktidar gelir, kim gelirse gelsin. Bir 6 ay avans verilirdi yani. Verildi. Hemen. Doğru. Çünkü halkın oyuyla seçilmiş o iktidar daha baştan hayra hurra muhalefete başlarsan o şey olmuyor. Tatlı olmuyor. O dönemde senin çizdiğin karikatüre bakılırdı, gazete okunurdu, Twitter yoktu, Facebook yoktu, Instagram yoktu, diğerleri yoktu, gazete okunurdu. Şu anda gazete tirajları, durum içler acısı. Yani içeride kalanlara çok özür dilerim, gazeteci diyemiyorum artık. Çünkü AK medyada çalışan gruba dilim gazeteci demeye varmıyor. Çünkü insan bir şeyi seçer. Ya karakterdir ya paradır. Evet, çocuğuna bakmak zorundasın, evinin kirası ödemek zorundasın ama bir de insanın bir onuru var ve gururu var. Simit satmak, limon satmak şeklinde bir deyim var. Bazen yaşam bununla pekişmeli. Onun için gazeteci de kalmadı. Neyse ki biraz spor yazarı var. Güvendiğim, sevdiğim, saygı duyduğum birkaç tane büyüğüm var. Yaşıtlarım da var, çok başarılılar, çok çok iyiler. Benden ufaklar da var, çok çok başarılı olanlar. Umarım, dilerim her şey yolunda gider. Armas, programın sonuna geldik. Ne söylemek istiyorsun? Bana sonra söylersin çıkınca ama yani izleyicilerimize ne söylemek istiyorsan çabuk söyle. Çabuk geçti. Hazırlıksız çıktığımız için ben ürküyordum. Yani pot krizdi. Bir de öksürdüğüm için de özür dilerim. Rahatsızlığım var. Bir de klima falan ortam herhalde. O etkiliyor. Yaşımızdan mütevelli artık klima bizi etkiliyor. Onlar gibi genç değiliz tabii. Yani bakıp bakıp gülme. Artı TV'ye size... Hasan Bey'cim çok teşekkür ederim. Arman Bey ne demek, geldiniz. Bizi eski günleri konuştuk, keyif aldık. Sporu az evet buyurun. İzlanda. Maçı yarın akşam. Maçı ama tamam, programı kapatıyorsan. Hayır buyurun, buyurunuz lütfen. Şimdi 360 bin nüfusu var biliyorsun İzlanda'nın. Bizim nüfusumuz 82 milyon. Aslında çok daha yukarı ya, her neyse. Yani senin 227'de birin kadar bir ülke. Ama oynuyorlar. Oynuyorlar ve sen çekinerek çıkıyorsun o maça ve yenildin orada gidip. Ama çoğu da itfaiyeci, işte ambulans şoförü, bak, o bu şu. Nüfusu ne kadar biliyor musun? Kırklareli'nin nüfusu kadar. Evet. Senin bir ilçen, Uşak kadar. Aşağı yukarı, Niğde kadar. Ama oynuyorlar. Ha, kriz. 2008'de İzlanda krize girmiş. Evet. Ciddi bir krize girdi. Hollanda maçından sonra o zamanki teknik direktörü Sverenson ATM'ye gidiyor, bankadan para çekecek. Para veremiyoruz diyor işte. Öyle bir sistem getirmişler, şey diyorlar ona. Bloke ediyor, vermiyor. De sermaye kontrolü falan. O derece adamlar düşün. Çok zordaydılar. Zorda. Şimdi bakıyorsun Dünya Kupası'na gidiyor adam. Çatır çatır geçen sefer gittiler işte Rusya'ya. İşte bu kültürle bağdaşan bir şey. Sadece sahaya gidip iman gücüyle topa vurmakla bu iş olmuyor. Teknik, işte, kapasite, beyin. Eskiden hep öyleydi inşallah. İşte bu yeni jenerasyon çocuklar değişecek diyoruz ama o değişecek kültür de geriye çekiliyor. Umarım görürüz ama.
Pek sağa, umudum yok ama umarım görürüz. İnşallah. Çok çok sağ ol. Çok çok teşekkür ederim. Arkadaşlar elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Sevgili yönetmenimiz size de teşekkür ederiz. Efendim gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.